anneciğim. Ha Ebru, Ezgi'yi yine ara yavrum. Vallahi çok merak etmeye başladım. Nerede kaldı bunlar? Anneciğim daha arayalı 5 dakika olmadı. E ne olur olmadıysa ara yine. Ne olacak ki? Peki. Kapalı anne vallahi. Kaç saat oldu bunlar evden çıkalı kızım? Aa, yemeği beklediğimizi de biliyorlar. Anneciğim belki baş başa vakit geçirirken daldılar. Yani daha taze aşıklar. Hı? Ay geldiler. Hoş geldiniz kızım. İnanmıyorum. Aa, hayırdır? Daha gelmediler mi? Ay gelmediler Fitnat. Yani sen de maşallah bu evden çıkamadın Fitnat. Niye öyle söylüyorsun Sevimciğim? Bu telaşlı günlerde ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Ha, tabii tabii. Eksik olma. Hayırdır? Neredeler acaba? Güya seni görmeye gelmişlerdi. Ay daha ilk günden ikinci plana atmalar falan. Yengeciğim, niye sen öyle şeyler söylüyorsun ya? Ne alakası var? Sen bilmez misin abimin anneme ne kadar düşkün olduğunu? Ha? Bilirsin bence. Biliyorum canım. Güzel söylüyorsun da o işler öyle olmuyor. Araya bir el kızı girince. Ay bir de kız fenaysa hele. Oo. Fitnat, sen herkesi kendi gelinine karıştırma. Neyse, ben Özgürcüğümü görmeye gelmiştim. Yine uğrarım. Bay bay. Bay. Yılan bu yılan. Vallahi cıngıraklı yılan. Tıs, zehirini akıttı gitti. Anneciğim bakmayın siz ona. Saçmalıyor işte. Çocuklar dediği gibi bir şey yoktur değil mi? Aa. Ne alakası var anne? Yok artık. Hayır normalde abin yani o kadar geç kalmaz. Hatta hiç geç kalmaz çocuğum. Yani yemeği beklediğimizi de biliyor. Yani hiç değilse haber verirdi. Bak onu doğru dedim biliyor musun? Abimin hiç huyu değildir bu. O da doğru. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Ay kaza falan mı geçirdiler? Hayır anne sakin ol. Sakin. Hoş bulsun Kerem. Ay ne olacak şimdi? Ben o tarzda bir şey söylemek istemedim anneciğim. Belki benzinleri bitti, yolda kaldılar ya da araçları bozuldu. Sus, sus. Tansiyon aletini getir hadi. Çabuk, çabuk. Of. Başım, başım, başım. Ay yavrum, bak bak nabzıma bak yavrum. Anneciğim bir sakin ol. 105 mi atıyor? Anneciğim. Ay atmıyor, nabzım atmıyor. Fena olacak. Allah Allah. Kim bu acaba? Haydar? Cansu Hanım. Hayırdır bu ne şıklık? Özel bir günde Cansu Hanım. Özel bir gün. Kim bu talihli? Ezgi Hanım. Ezgi Hanım? Benim kuzenim Ezgi'den bahsetmiyorsun değil mi? Ta kendisinden bahsediyorum, randevumuz var. Randevu? Evet. Yok artık ya daha ne? Evet var. Gerçekten ya. Şimdi biz ilk buluşmada mineralli su için sözleştik ama ben onu yakın zamanda bir dirin kalmaya ikna edemeyeceğimi düşünüyorum. Kendisi dönmedi mi daha? Yok. Yok o zaman ben gideyim sonra gelirim o zaman. Bir şey lazım mı? Yok. Yok peki. Cezan biz de çok güzel olmuşsunuz. Görüşmek üzere. Ay anlıyorum bir de bahçeden de koparmış. Hayır yani Ezgi ben Özgür'ü anladım da Haydar da ne ya? Ya Ezgi iyice delirdi. İnanmıyorum ya. Alo teyzeciğim. Efendim kızım. Ya ben Ezgi'ye ulaşamadım da acaba sen hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Ay Cansu. Bir bakalım beni kim aradı bugün? Özgür'ün annesi Selim Hanım. Özgür'ün annesi mi? O mu seni aradı? Evet, o aradı. Ay ne kadar kibar, ne kadar tatlı bir kadınmış o öyle. Çok beğendim yani. Bence Ezgi'yi de çok beğendi.
Gerçekten. Kahraman, bunları toplamak istiyorlar. Ne diyeceğim bak sana. Şimdi Ezgi buradayken ben böyle güzel bir paket yapmıştım, tamam mı? İşte içine zeytin koydum, organik, işte reçel koydum. Turşu, biliyorsun bizim buradaki organik ne var yoksa koydum. Kadın da tabii bunları alınca acayip hoşuna gitmiş. Beni aradı teşekkür etmek için. Yani senin anlayacağın. Biz kadınla böyle organik bir ilişki kurduk şekerim. Bir de şey, oğluna ulaşamıyormuş. Benden Ezgi'nin telefonunu istedi, onu verdim falan. Dur bak şimdi benim aklıma geldi. Ben böyle sanki iadeyi ziyaret yaparmış gibi kadını bir arayayım, tamam mı? Hem çocukları merak ediyorum, onu sorarım. Hem de... aradaki o güzel organik bağ kaybetmemiş oluruz. Tamam, ne dersin? Ay, ben çok sevdim bu fikri. Tamam teyze, sen Ezgi'yle konuşunca bana haber verirsin, tamam mı? Tamam, hadi hoşça kal. Ay, ne oluyor be? Şu bisküviden şu kadar keyif alacağım hayatta aklıma gelmezdi. Yani benim de herhangi bir bisküviye bu kadar yükseleceğim hiç aklıma gelmezdi. Gel güzelim, gel. Gel sen ne güzelsin, gel. Hop, pamuk. Gel. Acıktın mı sen? Gel. Gel bakalım, gel. Gel. Ya şunun güzelliğine baksana. Ne kadar güzel. Pamuğum, beyazım. Sana bir isim verelim mi? Bence verelim. Günün anlam ve önemine ithafen Fitnat koymak istiyorum. Sakıncası var mı? Hiçbir mahsur yok. Yapıştır gitsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Oo, çok sevimlisin sen. Güzel kızım. Güzel kızım. Al Fitnat. Al. Ye tatlım. Ye kuzucuğum. Ye. Dur. Bu arada ben senin o ayağına bir bakayım değil mi artık? Ha? İlgilenmek lazım. Bak bir geldi. Aa, tıkandım ben. Halinde olduğumuz için su kapanmamış da bir tur daha pansuman yapmak lazım da. Yapamayız, ben malzemeleri almadım yanıma. Malzemeleri yanına mı aldın? Yani senin kadar öngörülü olmasak da hani. Yok yok, hakkını yemeyelim, hiç fena değil. Vardır ya, hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye. Şu an o lafı iliklerime kadar hissediyorum. Ne planladık, ne yaşıyoruz baksana. Yani o kadar da kötü durumda değiliz bence ya. Hatta bence sen bu durumla bayağı eğleniyorsun. Baksana bir, gözünün feri geldi, hayatına heyecan geldi. Yani değişik. Hiç adada mahsur kalmamıştım mesela ben ya. O yüzden hani tamam şu an kabul, okey, korkunç görünüyor olabilir her şey ama hani yıllar sonra sonradan hani baktığımızda biz bunları, bu anları gülerek hatırlayacağız. Haklısın. Yani ben genelde hep olaylara bu şekilde, bu gözle bakıyorum. Bu gözle bakmaya başladığımdan beri de sorunları daha kolay atlatıyorum diyebilirim. Bir dakika ya. Bildiğimiz sorunlardan mı bahsediyoruz? Senin sorunların mı var? Hani böyle kafaya taktığımız gibi. Ben oradan bakıldığında böyle hiçbir şeyi kafaya takmayan, günlük yaşayan böyle çok rahat biri gibi görünüyorum değil mi? Yani biraz öyle tabii. Bu arada çok haklısın. Tam olarak öyle biriyim. Ama tabii bu asla ve asla hani sorumsuz, hani ne bileyim duyarsız olduğum anlamına gelmiyor. Mesela şu an annemin bizi merak ediyor oluşu beni bir germiyor değil yani. Eğlenceme bayağı bir gölge düşürüyor aslında. Buldum. Ne buldun?
senin bağlanma korkunun sebebini buldum. Allah'ını seversen benim öyle bir korkum mu varmış? Bağlanma korkusu falan. Fitnat. Fitnat ne diyor bu ya? Ha? Bağlanma korkusu falan diyor. Ne diyor bu ya? Ha kızım? Böyle şakaya vurarak konuyu kapatamazsın. Ben anlarım. Tamam, kendi ilişkilerimi çok başarıyla yürütemiyor olabilirim. Ama insan psikolojisinden anlarım. Peki bakalım uzman hanım. Dinliyorum, buyurun. Bence sen duygusal, hassas, düşünceli birisin. Duygusal ilişkilerden uzak durma sebebin de bu. Aşka inanmıyorum falan diye gezerek bir nevi bir gard geliştirmişsin. Bu da seni dengede tutuyor. Yani böyle bir kontrol mekanizması oluşturmuşsun. Biliyorsun, aşık olursan dengen bozulur ve kontrolü kaybedersin. Dum dum dum. Bir şey diyeceğim. Sen benden etkilenmeye mi başladın? Ne alaka? Bayağı şu an beni kafandaki doğru erkek modeline oturtmak için nedenler üretiyorsun. Benim asıl sorunum ne biliyor musun? Ben asla akıllanmıyorum. Senin nasıl bir pislik olduğunu her seferinde unutuyorum. Sakin ol şampiyon, tamam kızma ya. Yani bunu kadınların birçoğu yapıyor. Yani o yüzden ben soruyorum şu anda. Yani senin de aklından böyle bir şey geçiyorsa geçmesin yani. Bunu netleştirmek için aslında. Ben yine seni düşündüğümden yani. Sağ ol, çok incesin. Ama bu öyle bir şey değil. Yani senden etkilenmiyorum. Seni beğenmiyorum. Senden hoşlanmıyorum. Seninle birlikte olacağıma ömür boyu yalnız kalırım daha iyi. Ayrıca Serdar gibi mükemmel bir alternatifim varken sana bakacak değilim. Süper. Bunları duyduğuma sevindim. Ateş de sönmek üzere. Ben bir çalı çırpı toplayayım, bir şey yapayım. Pislik. Aldın cevabı kaçarsın tabii. Sana kaldık çünkü. Ne diyor bu ya? Ha ne diyor? Duyabiliyorum ama seni ben buradan. Duyuyorum yani. Eko da var. Duyuyorum ama ben. Duyuyorum. Duy lütfen. Bitmez şu kalbimin derdi. Tamam, tamam Nevin Hanım. Haber alır almaz sizi arayacağım. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Yok, onlar da konuşmamış. Ezgi'nin kuzeni de sabahtan beri arıyormuş zaten. Hadi ya. Ben her ihtimale karşı karakol ve hastaneleri bir araştırayım. Olur. Tamam, tamam. Hemen oğlum, hemen. Anne, ben de bir Ozan abiyi mi arasam? Ha, belki görüşmüşlerdir. Tamam, çok iyi düşündün. Kesin biliyordur Ozan nerede olduklarını. Hadi yavrum, ne kadar merak ettiğimizi söyle de ne biliyorsa anlatsın. Hızlanın biraz. Olmuş o. Ne durumdayız? Olabilir Ozan Bey. Yumuşak kalsınlar. Tamam Ozan Bey. Ya. Efendim Ebru'cum. Yok, abinle bayağıdır görüşmedim. Siz ne zamandır ulaşamıyorsunuz? Sağ ol Hafize abla. Duyduğuma göre birileri tatile gidiyormuş. Tatil sayılmaz. Hmm. Bir dakika ya. O dosya ne? Yeni müşterim. Ben de yarın Antalya'ya gidiyorum. İş için tabii ki. Salı değil miydi o anlaşma? Ercüment Bey beraber gideriz demişti. Yarın alınmış. Şans işte. Koskoca bir yıldır ilk defa izin kullan. O da bugüne denk gelsin. Garip. Ozan şefimiz arıyor, hem de bu saatte. Bir dakika. Tatil planı onunla. Evet. Tabii ki hayır. Vallahi bilmiyorum, arkadaşı işe aldırmalar, tatile gitmeler. Ben bizim şirkette böyle müşterilerle samimiyetler normal değil diye biliyorum ama. Saçmalama İrem. Yok öyle bir şey. Tamam neyse, ben rahat bırakayım seni. Sen konuş.
Efendim Ozan Bey. Deniz Hanım, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum bu saatte. Ezgi'ye ulaşabildiniz mi? Hayır, en son sizin yanınızdayken konuşmuştuk. Anladım. Ya Özgür'ün kız kardeşi beni aradı biraz önce de. İkisine de bayağıdır ulaşamıyorlarmış. Yani normal şartlarda bu saatte evde olması gerekiyordu ikisinin de. O yüzden tabii ailesi de endişelenmiş. Yani ben yarın sabah çıkacaktım aslında yola ama... bu geceden çıkayım diyorum, haber vereyim dedim. Tamam. Tamam, sonra haberleşiriz tekrar. Tamam, olur. Nerede ya? Bela gibi. Cansu. Hadi Cansu, aç şu telefonu ya, aç. Teşekkürler. Ne oldu çocuğum? Anneciğim. Polisle ve hastanelerle görüştüm. Adlarına herhangi bir kayıt yok. Oh, oh çok şükür. Nerede o zaman bunlar? Yani eğer kendi eğlencelerine dalıp da bize bu stresi yaşatıyorlarsa... çok kötü olur. Yani bu kız benim işim biter. Anneciğim, yani ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum, abartma. Nerede o zaman kızım bunlar? Neredeler? Bir telefon edemezler mi? Issız bir adaya mı düştüler? Anne, ada dediğin de aklıma geldi. Tekneyle açılmış olabilirler mi? Evet. Evet. Tabii ki bu daha önce bizim niye aklımıza gelmedi ki? Çocuklar tekneyle açılmış olsalar bile çoktan dönmezler miydi? Tekne arızalanmış olabilir anne. Ben limana gidiyorum. Haber ver bize. Tamam anneciğim. Anneciğim bak birazcık sakin ol artık, tamam mı? Ay ben nasıl sakin olayım? Ay ben tamam. Ay çok fenayım. Çekil, ne sakin olmasın. Of. Anne. Hep o fitnatın yüzünden. Gelmiyorsun. Anne ben sana gideyim bir örtü getireyim, sen burada uzan olur mu? Ha? Nazar etti bize, nazar. Efendim bebeğim. Ne? Sevgilim, Zeynep yarın çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak ama. Yani gerçekten gelmene gerek yoktu. Orada da çok ciddi bir durum olmayabilir. Evet, haklısın. Ama olabilirdi. Bilemezsin bebeğim, hayat. Böyle bir durumda yanında olmak isterim. Samimiyetle, yürekten. Bak aklım kalır sende bak, yeminle. Vallahi bak. Bence şöyle yapalım. Sen şimdi Deniz'i ara, atlayıp buraya gelsin. Buradan doğru Göce'ye gidelim. O arada da sen bana konuyla ilgili bütün bildiklerini anlat istersen. Sevgilim çok tatlısın. Yani aslında her şey Ezgi'nin buraya gelmesi ve yan komşuyla tanışmasıyla başladı. Hı? Yan komşu. Hı. Yan komşu mu? Ne varmış ki yan komşuda? Alo Deniz. Kalk yerimize yatalım ya. Sabah güneş doğar olmaz. Yola çıkarız. Olur, hadi. Bir tane battaniyemiz var. Tamam canım, sen al onu. Bana da gerek yok zaten. Ay.
burada yılan falan var mıdır sence? Yani. Yani ne ya? Nasıl cevap o? Ya olabilir de, olmayabilir de. Ne bileyim hayatım, ne diyeyim yani? Yok diyebilirdim mesela. Hiç korkacağımı düşünmüyorsun değil mi? Ben şimdi ya olabilir fikriyle nasıl uyuyacağım? Sen de o zaman cevabından korktuğun sorular sorma. Ne var orada? Faredir muhtemelen. Fare de mi vardır burada? Yoktur. Yok, ben vazgeçtim, uyumayacağım. Sabah bir kulağımı kaybetmiş, uyanmak istemiyorum, kusura bakma. Bence de uyuma zaten. Vallahi bak, bana göz kulak olmuş olursun. Bir dakika ya, niye ben uyumuyorum? Sen uyuma, sen benim başımda nöbet tut. Yavrum, teklif senden gelmedi mi? Niye beni karıştırıyorsun şimdi? Nöbetleşe uyuyalım o zaman. İyi tamam, ben 4 saat uyuyorum. Uyandırırsın. 4 saat mi? Ha, yeter bana 4 saat. Sana yeter de ben o arada ne yapacağım? Yani ne yaparsan yap. Yani ben... hakikaten anlamıyorum ki seni. Sen kendinle çelişiyorsun ya. Kendi dediğine muhalefetsin yani. Vazgeçtim. Önce ben uyuyacağım. Ne akıllısın sen ya. Yarın kürekleri de sen çekersin o zaman. Dinlenmiş de olacaksın. Ay kürek. Başka bir şey bildiğin yok. İyi ki kürek çektin ha. Ben ne anlarım kürek çekmekten? Pardon ya, doğru. Senin anladığın konular başka. Evet, sorun yaratmak, dırdır yapmak, arkadan saydırmak bunlar. Tamam, tamam, uyu. 2 saat sonra uyandırırım ama. Okey. Tam böyle gözüme tut ama, tamam mı? Benim çünkü uyuyabilme ihtimalim olduğu için böyle gözüme tut onu. Pardon. Bitleneceli burada karı yine var. Ha. Tavşan değil mi o? Hayır, kuş. O nasıl kuş ya? Kulakları ya mı uçuyor? Dalga geçmesene. Hani uyuyacaktın hem sen? Tamam, uyuyorum. Timsah o. Köpek. Hadi be, nasıl köpek o? Öyle köpek mi olur? Bak, benim bildiğim sadece bu var bak. Bak şöyle bir şey. Işık ters şu an. Işık ters olduğu için. Panter. Ha? Bravo. Bildin. Demek ki ben harika anlatıyorum. Ben hemen anlıyorum. Evet, benim anlayışım kıt. Tamam, kabul. O kurt ya, o kurt. Onunla bir şey yok. Bildim. Bak, bir de şöyle bir ısı var onun ya. Şöyle bir şey var. Şöyle. Öyle değil o. Dur bak, göstereyim sana. Şöyle miydi? Aslında böyle. Evet. Şunlar şöyle değil miydi? Bunlar birbirine bakıyor. Evet, bunlar birbirine bakıyor. Tamam. Bak, hayır öyle değil o bak. Evet. Yap orada. Bayağı uluyor şu an ya. Bak, kuşu dene. Kuş ne kuş bu? Öyle değil kuş işte bu. Esaslı bir kuş yapmak lazım böyle. Şöyle. Bu daha kolay. O basit. Bu biz bir level ötede. Bunu da yapamıyorsun ama. Aa, burada radyo. Çalışıyor mudur? Bilmiyorum ki. Çalışıyor. Allah. Halledemiyorum.
Resmen keyfimiz paşada yok. Yelekten bir gece mi? Evet. Bak git. Oo. Kuş o ya. Basit oldu ya. Ay. Ay. Anneciğim. Hadi artık biraz rahatlanma. Bak en azından tekneyle açıldıklarını öğrendik. Evet anne. Muhtemelen tam dönecekleri sırada teknenin motorunda bir arıza oldu. Telefonla şarjı bitti. Oğlum teknede telsiz var. Telsiz de bozulmuş olabilir, değil mi? Ne yani çocuklar ya? Bunca yıl başımıza en ufak bir felaket gelmedi. Bütün felaketler bugünü mü buldu? Anneciğim, olmayacak şeyler değil. Değil mi? Yani zaten aksilik dediğin şeyler de böyle şeyler değil mi ya? Geldiğimiz üste gelirler anne. Hep fitnatın yüzünden. Kem gözü, gözü çıkasıca. Nazarı değdi bize. Sabah güneş doğar doğmaz tekneyle çıkar, arar buluruz. Oğlum, ben sabaha falan bekleyemem. Polise haber verelim. Gitsinler bulsunlar hemen. Anneciğim, onlara ulaşamadığımız süre çok kısa. Yani polis şu an için müdahale etmez. En az 24 saat geçmesini bekleyeceklerdir. Oha. Oh. Annen Emin Hanım arıyor. Alo? Merhaba, yok. Yok, yok, dönmediler daha. Bekliyoruz biz de. Hay sormayın, sormayın vallahi. 105 nabızla geziyorum ben de. Galiba dibime girmişsin. Evet ya çok üşümüşüm. Biraz ısınayım diye öyle sokuldum. Kusura bakma rahatsızlık verdiysen. Verdim tabii de neyse. Artık şartlarda. Arıyorum o zaman ben oda servisini. Bize birer keçi sütü. Böyle kahvaltı falan. Hı? Şakalar, komiklikler. Hadi toparlanalım gidelim. Hadi gidelim. Seyran. Zodyak yok. Zodyak mı yok? Olmuş ya Zodyak. Nerede?
onu... Bağlayamadın değil mi? Yok ya, keçiler kemirmiş onu ya. Keçilere suç atma. Ya Özgür var ya, bazen aklım duruyor ya, bunları... Ona şüphe yok zaten. Akıl etmen lazım senin oğlum ya. Artık keçi iti mi kemirmiş, Konte Zodya mı yemiş bilmiyorum yani. Al işte al. Kemirmiş keçi. Bak, görüyor musun? Çok sevimli hayvanlar da böyle tuhaf yerleri var işte. Senin bağladığın çözülse daha kötü. Ah! Özgür, kurtulduk. İnsanlar var. Dur bir saniye. Ne yapıyorsun? Bir bakalım kimler bunlar, neyin nesi? Baksana adamların tiplerine. Bir emin olalım ya. Bir dur. Bir sakin. Bir izleyelim. Tam olarak ne kadar izleyelim mesela? Hayır yani. Yine son dakikada yanlarına gitmeye karar verip kaçırmayalım da adamları. Hadi gelin misin şöyle bir ufaktan böyle bir gizlen bir... Tehlikeli sular ya burası. Bir temkinli olmaya çalışıyorum. Bir saniye. Aksiyon filmini çekiyoruz ya. Ne temkini? Adamlar muhtemelen keçilerini almaya geldiler. Tamam, yine de bir ben bakalım derim ya. Ya kusura bakma. Vallahi giderler sonra kalırız burada. Pardon beyefendi. Beyefendiler. Biz kaldık. Keçiler sizin keçiler galiba. Onlar kemirdi, burada kaldı. Giderken bizi de götürebilir misiniz? Rica etsek. Özgür gel gel. Keçiler sizin değil mi? Dur. Ne yapıyorsun? Dur bak biz. Bir saniye dinle. Burada bir gece konakladık. Biz buraya Zodyak'la geldik. Zodyak bağlı. Vallahi doğru söylüyorsun. Keçilere bak, hiçbir şey yapmadı keçilere. Kapat çeneni. Keçilere hiçbir şey yapmadı. Keçi kemirmiş. Kefilim ben. Arayın abi bir saniye bir. Kadınların çantası falan hiç demeyeyim ben o zaman. Ay. Çok yaşam. Oh. İnşallah canım ya. Bakacağız artık. Ben. Baba, bu kaç mermi ya? Kafasına! Terbiyesizler! Ne oldu? Özgür! Ha? Ne oldu? Özgür! Ama canım, hiç yardımcı olmuyorsun ama sen de ya. Kusura bakma. Vallahi kaldım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Merdivenin silahı daha ne istiyorsun? Niye vuruyorsun ya? Ne yapıyorsun yani? Biraz ya. İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? Kurtarın bizi! İmdat! Ezgi, kulaklarım kanadı artık ama ya. Yeter ya. Bu çığırtkanlık nedir? Bir bağırmayı kes artık lütfen ya. Şunu bir anla artık. Bir Allah'ın kulu yok bizi kurtarabilecek. Lütfen ya. Lütfen. Tamam. Of. Peki. Sustum diyelim. Mesela yani. Daha iyi bir önerim var mı? Ne yapayım istersin? Hı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorsun yani, değil mi? Doğru anladım. Yani gerçekten bir planın yok. Yok. Nasıl yok? Evet ya, çok haklısın. Benim nasıl bir planım olmaz ki yani? Hakikaten ya, teknenin anahtarlarının denize atılacağını, sonra teknenin sigortalarını atacağını, sonra Zodyan bozulacağını, ıssız bir adaya düşeceğimizi, rehin alınacağımızı. Ben bunları nasıl düşünemedim ki yani? Nasıl bunları düşünüp bir plan hazırlamadım ki yani? Benim nasıl bir planım olamaz ki yani? Gerçekten. Çok haklısın. Ben niye düşünemediğini biliyorum. Çünkü beynin hep bunları tutuyorsun. Bunlar yer kaplıyor. Sen de kurtuluş planımızı düşünemiyorsun. Ezgi, bir müsaade edersen içinden bir 120 say. Lütfen bir iki dakika düşüneyim ya. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Anneciğim, bari iki lokma bir şey getireyim de ya. Hiçbir şey yemedin. Hiçbir şey istemiyorum. Bırak beni, bırak. Of, nerede bunlar? Sevim teyzeciğim. Ozan abici. Gel hocam. Ha Ozan. Yok haber, hala haber yok. Gelmediler de. Hiç merak etmeyin Sevim teyzeciğim. Aramaya geldik onları, tamam mı? Bunun için buradayız. Merak etme, bulacağız. Tamam. Üzülme. Anneciğim, ben tekneyi hazırlattım. Hiç merak etme, bulacağız, tamam mı? Ozan hoş geldin. Selam abi. Ben de tekneyle şimdi aramak için onları çıkıyordum. İstersen birlikte gidelim. Olur abi, hadi beraber. Tamam. Aşkım sen annenle kal, tamam mı? Biz bulacağız. Ezgi'nin yakın arkadaşı arıyor, ben bir bakayım. Ay inşallah bir haber çıkar. Alo, buyurun Deniz Hanım. Alo, merhaba. Biz geldik, şu an Göcek'teyiz. Ha öyle mi? Ben de sabah geldim şimdi Özgür'ün annesinin evindeyim. Bir haber yok sanırım hala. Ya evet, maalesef ama birazdan aramaya çıkacağız tekneyle. Biz de size katılsak olur mu? Olur tabii ki. Marina'da buluşalım mı? Tamam, görüşürüz.
Marina'da buluşuyoruz. Oh! Marina mı? Neredeymiş ki bu Marina? Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Aşkım tanıştırayım. Sana bahsetmiştim Ozan Bey. Ozan lütfen. Ozan, erkek arkadaşım Levent. Memnun oldum. Ben de öyle. Kerem, Özgür'ün kız kardeşinin müstakbel eşi. Cansu, Ezgi'nin kuzeni. Evet. En yakın arkadaşı Deniz. Çok memnun oldum. Evet, tanışma faslı bittiyse artık ne yapacağımıza karar verelim isterseniz. Peki, ne biliyoruz? Dün öğleden sonra saat 2 civarında tekneyle açıldıklarını. Sadece ikisi miymiş? Evet. Liman güvenliği Özgür iyi tanır. Onları birlikte tekneye binerken görmüş. Hatta selam verecektim, yanında kız arkadaşı olduğunu görünce vazgeçtim dedi. Anlıyorum. Aynen böyle mi dedi? Evet, böyle dedi. Peki, Özgür'ün böyle sık sık gittiği, ne bileyim böyle daha kuytu bir yer falan var mı acaba? Sürekli denize girdiğimiz bir koy var ama. Güzel. O zaman oradan başlıyoruz. Hadi, bu tarafta. Mantıklı, çünkü tekneler bu tarafta. Evet. Deniz, bu tekne batmaz değil mi? Ha? Bak çok korkuyorum ben. Batmaz, niye batsın ya? Ayrıca korkma, ben yanımdayım biliyorsun, ben eski yüzücüyüm. Yavrum biliyorum da, ölmekten değil Levent'e olan yalanım ortaya çıkacak diye korkuyorum. Nasıl yani? Levent'e yüzme biliyorum dedim. Ya sen niye böyle bir yalan söylüyorsun acaba? Ne yapayım? Bir sohbet esnasında böyle yüzme bilmeyenlerle bir dalga geçti. Ben de şey dedim, yani işte var bu zamanda efendim yüzme bilmeyen mi olurmuş dedi. Ben de havalı bir tavır takındım. Ya senin bu hallerin beni gerçekten öldürecek. Hayır yani yüzme bilmesen ne olur? Adam seni kırmayacak mı, istemeyecek mi? Nedir ya, biraz özgüvenli ol, git durur musun lütfen ya? Denizciğim, bunun özgüvenle ne alakası var? Kendinden aşağıda mı görsün beni? Ayrıca yani yüzmeyi kısa zamanda öğrenirim diye düşündüm ama şu su fobisini bir türlü yenemedim. Peki tamam, ne yapacaksın teknede o zaman? Bilmiyorum. Sen benim yanımda ol yeter. İyi tamam tamam, hadi. Hadi bakalım. Hadi narinim. Narinim hadi. Gel tat. Çok etkiledi seni bu Ezgi'nin olayı. Çok. Ama abartma yani. Rahat ol lütfen. Çok. Kopmuyor. Sürttür, sürttür. Devam et sürttürmeye. İnceldiği yerden kopacak inşallah. Ha. Sence bize ne yaparlar? En kötü öldürürler. Ki bu çok düşük bir ihtimal. Yani adamların niye burada olduğunu falan, ne yapmaya burada gezindiklerini falan bilmiyoruz. Asla hiçbir şey görmedik yani. O yüzden bence, benim fikrim yani, bizi burada bu şekil bırakırlar. Bu da en iyi ihtimal. İyi ihtimaller benden hep uzak. Bir de bana diyorsun ki iyi şeyler düşün. Ne zaman iyi bir şey düşünmeye kalksam hep en kötüsü oluyor. O da yetmiyor, daha da kötüsü oluyor. Hep Ezgi'nin üzerine en kötü hikayeleri atıyorlar. Korkuyorum artık. Sonra ne olacak acaba? Ezgi, bir şey diyeceğim. Lütfen yani gerçekten sakin ol. Tamam mı? Korkma. Negatif düşünmeyi de bırak. Lütfen umutsuzluğa da kapılma. Ben sana bir şey olmasına izin vermem, tamam mı? Bana güven lütfen. Aa Fitnat. Sen kemirdin değil mi zodyağın ipini? Ben buradan bir çekeyim senin çevirmeni yapmazsan. Lan tipe bak 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 bak, gel de buna kıy. Pok 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 pok. Aklıma bir şey geldi. Ne oldu? Fitnat gel kızım. Gel anneciğim. Gel kuzucuğum. Gel gel. Gel bak. Gel, hatırlıyor musun? Dün gece sana yemek vermiştim. Hatırladın değil mi? Şimdi senden karşılığında küçük bir şey isteyeceğim. Gel. Gel anneciğim. Gel pamuğum, kuzucuğum. Bak aynı zodyan ipi gibi. Gel bunları birazcık yiyeyim. Rica edeceğim lütfen. Hadi vallahi bak, gerçekten tatları aynı. Emin olabilirsin, gerçekten aynı. Sen bayağı hayvanlarla konuşuyorsun ya. Keçilere fısıldayan kadınmışım meğerse.
Yani son 3 yılın bir solucanla geçti. O kadar da olsun. Ha, kemirdi, kemirdi. Ulan vallahi de billahi de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ulan mucize. Ulan gel lan burada. Ulan var ya sen. Harikasın, not harikasın. Oh, oh, oh. Gel bakayım. Hadi. Ne yapıyorsun lan uyuşturucu? Uyuşturucu ticareti falan yapıyorlar değil mi? Nasıl? Tahmin ettiğimiz gibi aslında. Demek burada saklıyorlarmış demek uyuşturucu. Bakmadılar, ne bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Ne konuştuk? Görürsen öldürürler. Ölmek mi istiyorsun? Tamam sakin. Tamam Allah'ın seversen sakin. Hayır yani dünden beri haber alınamıyor olması nasıl geçerli bir sebep sayılmaz anlamıyorum ben ya. Hayatım sakin ol lütfen. Polis haklı. Ulaşılamayan her çifte müdahale etmeye kalksalar yeni nesiller doğmazdı. Ezgi Özgür'ün yanında güvendedir merak etme. Evet ya tabii eminim öyledir. Yani yanında en yakınlarına yalan söylemese sebep olan biri var. Onun zaaflarını kendi çıkarları için kullanan biri. Yani biz nasıl olur da güvenmeyiz değil mi? Tatlım elimizde onların kaybolduklarına da tehlikeli olduklarına dair bir delil olması şart. Yoksa 24 saat beklemek zorundayız. Özgür'ün teknesi burada. Özgür'ün teknesi mi? Nerede? Özgür! Ezgi! 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 Özgür! Yok, duymuyorlar bizi ya. Ezgi! Eğer şu anda alelacele üstlerini başlarına giymiyorlarsa ortada çok ciddi bir durum var demektir. O da ciddi bir durum Levent. Ezgi! Ezgi! Gençler! Levent, aşkım oradalar mı? Ne oluyor orada? Ne yazık ki tatlım, burada değiller. Nasıl ya, nasıl yoklar? Bırakıp gitmişler mi tekneyi? Evet. Gir Deniz, gir. Tamam. Hadi biz de gidelim. Dur, bekle. Bekle, alacağım seni. Al beni, al. Gel, tamam. Tuttum. Tuttum. Ay! Tamam, tamam. Ben de sana. Gir, 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 gir. Tut, 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 tut. Panik yapmayın, rica ederim. Ne oluyorsunuz kızlar? Aa. Ne olmuş burada ya? Bir dakika, onlar Ezgi'nin kıyafetleri mi? Bu da kan değil mi? Evet, kan. E artık polisi ararsın herhalde değil mi? İnanırlar yani şimdi bize değil mi? İnanırlar tabii ki. Arıyorum hemen. Sevim teyze arıyor. Ozan, sakın bu durumdan bahsetme. Çok panik yaparlar biliyorsun. Alo Sevim teyzeciğim. Ozancığım, ne oldu? Yavrum ne oldu ha? Bulabildiniz mi? Bir gelişme var mı çocuğum? Yok, hayır. Yani hala arıyoruz Sevim teyze. Ne yaptılar? Bulmuşlar mı çocukları? Yok, daha bulmamışlar. Aa, bak yavrum, Ezgi'nin annesiyle eşi de geldi yavrum. Ne? Ezgi'nin annesiyle eşi mi geldi? Hı? Evet, evet. Onlar da sizden gelecek güzel haberi bekliyorlar. Hadi bakalım. Tamam, tamam Sevim teyzeciğim. Biz bir haber aldığımız zaman sizi arayacağız, tamam mı? Tabii yavrum, tabii. Ya, hadi inşallah çocuğum. Hadi bay bay. Ay hadi hadi. Ay hiçbir şey ikram edemedim. Bulurlar tabii. Allah. Gelin. Hay Allah. Şöyle içelim, yiyelim ay. Ya. Sizinle de böyle tanışmak kısmet oldu. Şuraya bakın. Aradım, polis geliyor. Asıl dağ bombası. Teyzemler Göcek'te şu anda Özgür'ün annesinin yanındalarmış. Nasıl ya? Onların ne işi var burada? Allah'ım iyice ortalık karıştı. Oradalar. Kaçmamız lazım buradan. Kaçalım. Ne yapalım, zodyakları mı çalalım? Çalalım. Çalalım bence de, şartlar müsait. Kaptan orada keçiyle ne yapıyor, besliyor. Hadi iyi bakalım tamam. Ha öbürleri de gidiyor şu an, kaçtık kaçtık yani. Kaçalım. Ne yapıyor onlar, bizi mi konuşuyor ya, bize bakıyor. Bizi işaret ediyorlar, kesin bizim hakkımızda konuşuyorlar. Tamam bence hiç
niyetlerini okumaya çalışmaya falan gerek yok. Riske girmeye de gerek yok. Şu an bence fırlayalım. Üç deyince hazır mısın? Hazırım. Hazır geldi. Önden gitmek ister misin? İstemem. Tamam o zaman üç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.